Beyaz Baykuş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önceki videomda Wallpaper Engine'ı ücretsiz olarak nasıl indirip kurabileceğinizi göstermiştim. Şimdi de Crack'li olarak indirdiğimiz Wallpaper Engine'a nasıl dışarıdan hareketli resim yükleriz onu göstereceğim. Böylelikle siz de sanki Steam'den almış gibi Steam atölyesindeki tüm hareketli resimleri kullanabileceksiniz. Eğer işinize yararsa videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuza geçelim ve adım adım göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, Wallpaper Engine'ımızı kurmuştuk. Şu an masa üstünde de simgesi görünmekte. Ona iki türlü dışarıdan hareketli resim yükleyebiliriz. İlk yöntem olarak en yaygın kullanılan Steam Workshop'una geldik. Yani atölyeye. Buraya Wallpaper yazacağız. Kendisi direkt burada çıkacak Wallpaper Engine diye. Tıkladıktan sonra direkt kendi ana sayfasına atacak. Burada gördüğünüz gibi hareketli resimler vesaire var. Biz oyuna girelim. Oyunla ilgili bir kanal bari. Şu an yeni çıkmış bir oyunun resimlerine bakalım. Böyle aşağılara doğru iniyorum. Bunları açılmıyor çünkü artı 18 gösteriyor. Şu anda açmamın bir mantığı yok. Siz de bakabilirsiniz ama isterseniz. Böyle Cyberpunk 2077'nin Samurai hareketli resmi var. Ona tıkladım. Buradan videosunu izleyebilirim. Nasıl olduğunu görmek için. Böyle renkleri de değişebiliyor. Bunu eğer beğendiysem şöyle yapıyorum. Üstteki linki kopyalayarak size ikinci olarak link verdiğim linke gidiyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Bu linklerin hepsi açıklamada mevcut olacak. Download diyeceğiz. Ve böyle açılacak kendisi. Buradan Download from online Steam client diyeceksiniz. İndirecek. Ve indirdikten sonra şöyle zip dosyası olarak buraya çıkartacak. Buna tıklayacağız. Ve tekrar indirecek. Masa üstüne attım direkt. Buraya çıkartıyorum. Direkt şöyle bir şey dosya gözükecek bize. Ondan sonra şimdi yapmamız gereken Wallpaper Engine'a gelmemiz gerekiyor. Direkt açıldı kendisi yüklü resimlerim. Burada gözüküyor. Duvar kağıdını aç diyorum. Buradan Open Offline Wallpaper. Sizin Türkçe olabilir burası. Ben İngilizce kullanıyorum. Ve tıkladıktan sonra en yüksek megabaytlı dosyaya direkt olarak artık masaüstüm bu oldu. Steam atölyesinden tamamı hareketli resimleri Wallpaper Engine sanki orijinalmiş gibi yükleyebiliyorum. Geçelim ikinci yöntemimize. Evet arkadaşlar, ikinci yöntem olarak da size bir site vereceğim. Açıklamada linki mevcut. Burada da çok ayrı ve çok güzel şeyler var. Burada biraz kurcalayarak bulabilirsiniz isteyeceğiniz şeyleri. Steam atölyesinden farklı olarak birçok içerik burada mevcut. Böyle kategoriler var hatta. Arabalara gelelim. İşte GTR vardı, şu an Supra'yı gördüm burada. Burada da aynı şekil videosunu direkt gösteriyor nasıl bulacağını. Burada da direkt Mega ile indir var. Ona tıklarsam ve indirme tamamlandı. Onu da masa üstüne çekiyorum direkt. Şöyle kendisi bir video zaten. Onu da yüklemek için tekrar Wallpaper Engine'a geliyorum. Duvar kağıdını aç diyorum. Offline Wallpaper dedim. Ve masa üstüne geldim. Masa üstüne attığım için. Böyle Tokyo Toyota'yı seçtim. Ve gördüğünüz gibi artık hareketli resmim ve gördüğünüz gibi ana ekranım artık Supra oldu. Siz de böylelikle istediğiniz resimleri bulup bilgisayarınızda sevdiklerinizi Wallpaper Engine'a koyabilirsiniz. İndirdiklerinizi de buradan teker teker seçebilirsiniz. Tekrardan değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer işinize yaradıysa video, kanala abone olup videoyu like atmayı lütfen unutmayalım. Eğer telefona da yapmak isterseniz hareketli resim
Onun için de kanaldaki bir sonraki videoya bakabilirsiniz.